Burası çok soru soruyor. Çok memnunum Sakarya'daki öğrencilerden ve buradaki konferansa katılan cümleden. O yüzden arzu ederim ki yine çok soru sorarsınız. Canlı, heyecanlı bir sohbet olur. Hepimiz de birbirimizden faydalanırız. Bizim sohbetlerimiz her ne kadar bir konu üzerine dönse de dileyen dilediği soruyu sorabiliyor, dilediğini söyleyebiliyor bu noktada. O yüzden üniversiteler, bilmiyorum Çanakkale'deki üniversitede de değişik üniversitelerde sorular güzel oluyor. İnşallah burada da güzel sorularla karşılaşırız. Tabii sohbet Anadolu'nun, daha doğrusu yukarı Mezopotamya'nın manevi direkleri. Türkler 300'lerden itibaren Müslüman olmaya başlamışlar. Türkleri Müslüman eden en önemli unsurlardan birisi Orta Asya'daki inanışlarının İslam'a çok yakın olması. Türkler şamanist değillerdir. Şamanlar bugünün tabiriyle kendi toplumlarının velileri gibidir. Şamanlar toplumun içinde bilge insanlar. O yüzden o Türklerin o günkü Orta Asya'daki kendi ahvalleri bilgeliğin üzerine. Toplumun içerisinde bilge kimseler var. Bu bilge kimselerin içerisinde zahiri olarak bilge kimseler, bir de ötelerden haber veren şamanlar var. Şamanlar da gaybi meselelere bakıyorlar. Savaşa girilsin mi, girilmesin mi gibi, kıtlık olacak mı, olmayacak mı gibi. Türkler böyle yaşarlarken Muaviye'nin oğlu Yezid, malum Kerbela vakasından sonra iktidarını iyice oturtup iktidarını sallanmaz bir kale haline getirmek için Ehl-i Beyt'in Hüseyin'i kolu ne yazık ki diyorum, kendi bulundukları topraklardan hicret etmek zorunda kalırlar. Aslında Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendimiz de kardeş kanı dökülmesin, müsaade edin, ben buralardan hicret edeyim, Kur'an ve sünnet için sınır boylarında cenk edeyim, insanlara Kur'an ve sünneti anlatayım diye böyle bir teklifte bulunur. Ama bu teklifi kabul edilmez. Çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz sağ olduğu müddetçe Yezid'in iktidarı hep tehlike içinde kalacaktır. Ben kimseye bu noktada iftira atma noktasında değilim. Tarihi bir tespit bu. Hazreti Hasan'ı, yani Hüseyin Efendimiz'in oğlu Hasan'ı öldüren cariye de Muaviye'nin hediye olarak gönderdiği cariyedir. Muaviye, Hazreti Hasan Efendimiz, ben devlet başkanlığı yapmayacağım, devlet başkanlığı hakkımı Muaviye'ye devrediyorum deyince Muaviye'nin bu çok hoşuna gider. Ama velakin Muaviye bilir ki Hazreti Hasan Efendimiz ve Hazreti Hüseyin Efendimiz kendi iktidarı için her daim tehlikedir. Ve bu tehlikeyi artık bu noktada elimizde maddi zahiri bir delil yok. Ama Hazreti Hasan Efendimiz'i öldüren kimse Muaviye'nin bu hadiseden sonra hediye olarak gönderdiği cariyedir. Böylece Yezid'in zamanında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin oğlum dediği Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Hüseyin'i kolundan olan Ehl-i Beyt Türklerin bölgesine doğru sığınırlar. Türklere sığınırlar. Hadis-i şerif vardır, bazıları zayıf hadis olarak belirlerler. Ben zayıf hadis olarak görmem onu. Türkler
onlarla karşılaştıklarında Türkleri tarif eder çünkü hadis-i şerifte. Onlar başlarına işte yünden kalpak gibi böyle bir başlık giyerler. Ayaklarında çarıkları keçedendir. İşte yüzleri böyle esmerimsidir. Ondan sonra bunlarla karşılaştığınızda bunlarla savaşmayınız diye hadis-i şerif var. Ve onlar o günkü bu ırkçılıkla alakalı değil. Hani böyle benim eskim çünkü oradandır. En üstün ırk, Türk'ün ırkı. Benim eskim oradandır. Sakın oraya atıfta bulunduğumu zannetmeyin. Ve Türklerle savaşmaz hiçbir zaman İslam orduları. Ama İslam bu noktada Türkler kılıçla da İslam olmaz. İslam olma noktası Ehl-i Beyt'tendir. Fark ettiyseniz mesela Anadolu'daki Ehl-i Beyt velilerin geliş noktaları da Horasan'dandır. Orta Asya'dandır. Mesela işte bugün bu gece yetiştirebilirsek Hacı Bektaş veliyi görüşeceksek o Orta Asya'dan gelir, Horasan'dan gelir. Ta Avrupa'nın ortalarına kadar giden mesela Saltuk Baba da Horasanlıdır. Bunun gibi Kaygısız Aptal Horasanlıdır. Hacı Bayram Veli Horasanlıdır. Horasan'dan göçenlerdendir. Hazreti Mevlana Belh'ten göçer. Bugün Afganistan'ın içinde kalmıştır. O bölgenin insanıdır. Ve böylece Ehl-i Beyt'in o zulme uğrayanları Türklere sığınmaya başlar. Türk topraklarına giderler. Türk topraklarına gidince Türkler hızla Müslüman olurlar. Yaklaşık tarihlerde hata yapabilirim. 350'lerde filan Müslümanlar iyice artık İslam'ı kabul ederler. Hatta 400'lerde Tuğrul Şah olması lazım aklımda kaldığı kadarıyla resmi din olarak kabul edilir. İşte bu resmi din olarak kabul edildiğinde Türkiye bölgede bir güneş parlar. Bu güneşin adı Hacı Ahmet Yesevi'dir. Anadolu'nun, bakın Anadolu yaşadığı yerle Anadolu'nun arasında kilometrelerce fark var. Ama Hacı Ahmet Yesevi elinde kobuz ile bütün Asya bozkırlarına dolaşan, Asya bozkırlarında İslam'ı, Muhammed-i Mustafa'yı sevdiren ve yukarı Mezopotamya Sufiliğinin temel taşlarını atan kimsedir. Biz Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin arkasında, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin arkasında, Yunus Emre'nin arkasında Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretilerini görürüz. Hacı Bektaş Veli'nin 4 kapı 40 makamı Hoca Ahmet Yesevi'nin makalatındandır. Ve biz Hacı Bektaş Veli'nin makalatına baktığımızda Hoca Ahmet Yesevi'nin çizgilerini belirlediği ana hukukun, maddelerin, ana görüşün Hacı Bektaş Veli'de biraz daha genişlediğini, Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde tefsir edildiğini görürüz. O yüzden bir de Hoca Ahmet Yesevi'nin en çok hoşa giden onun beyitleriyle başlamak istiyorum onu anlatmaya giderken. Sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilinizi. Bilgelerden dinlesen açar gönül ilini. Ayet, hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar, anlamına erenler başı eğip uyarlar. Miskin zayıf Hoca Ahmet, yedi atana rahmet, Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi der. Ahmet Yesevi, enteresan bir çıkış ile ayet ve hadislerinin anlaşılması için Türklere Türkçe dilinin kullanılmasını ister. Bu dinin özüne aykırı bir şey değildir. İmam-ı Azam Hazretleri namaz kılmakla alakalı baiste
der ki el ihtiyarda geçer. Sonradan da talebeleri bunu kendileri de alırlar. El hidayede geçer. Aynı zamanda fıkıh ölçüsü olarak bir kimse Fatiha'yı okumasını, Arapça okumasını öğreninceye kadar kendi diliyle Fatiha okuyup namazı kılmasında bir beis yoktur fetvasını Hoca Ahmet Yesevi kendi lisanıyla dile getirir. Ve zannetmeyin ki Hoca Ahmet Yesevi Arapça ve Farisice bilmez. İkisini de bilir. Çünkü Hoca Ahmet Yesevi'nin bu noktada ders aldığı silsile ta Yusuf el-Hamadani'ye ulaşır. Yusuf el-Hamadani'ye ulaştığından dolayı buradan da normalde Yusuf el-Hamadani'den Ehl-i Beyt'e ulaşır. Ve Ehl-i Beyt'e ulaştığı için Hoca Ahmet Yesevi aslında Arapçayı da Farisiciyi de çok iyi bilen kimsedir. Ama Divan-ı Hikmet adındaki eserini Türkçe, o bölgenin Türkçesiyle söyler ve insanlar anlatır. Ve Hoca Ahmet Yesevi tasavvufi olarak da bir yol yürür ve bu noktada kendisi Arslan Baba namıyla ün yapmış bir üstada bağlanır. Arslan Baba'nın terbiyesini alır. O Arslan Baba'nın terbiyesinden sonra işte Arslan Baba'yla da alakalı değişik rivayetler vardır. O Arslan Baba bir gün rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini görür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hurma verir. Bu hurmayı da Ahmet Yesevi'ye vermesini söyler. Arslan Baba henüz çocuk yaşta olan Ahmet Yesevi'yi bulur ve o hurmada böyle kerametvari bir şekilde hurmayı elinde bulur Arslan Baba. O hurmayı emaneti yerine teslim etmek için Ahmet Yesevi'yi bulur. Ahmet Yesevi henüz daha çocuk yaştadır. Ahmet Yesevi eğitimini alır, öğretimini alır, hurmayı da verir, ona yedirir. Ve böylece Ahmet Yesevi'nin ilk etapta manevi olarak terbiyesini üzerine alır. Ondan sonra da Ahmet Yesevi'den sonra, onun vefatından sonra Buhara'ya gider. Buhara'dan Semerkant'a gider ve Semerkant'ta Yusuf el-Hamadani ile tanışır. Yusuf el-Hamadani'ye intisap eder. Ondan da normalde alacak olduğu eğitimi alır. Ondan sonra da Allah izin verdiği müddetçe vefat eder Hamadani. Hamadani vefat ettikten sonra da onun vekiline, o vekil de vefat ettikten sonra kendisi posta oturur tabiri caizse ve normalde kendisinden sonra da vefat ettiğinde Abdülhalik Gücdivani'ye bırakır. Abdülhalik Gücdivani de kendince Hacı Şah-ı Nakşibendi Hazretlerini yetiştirir. Yani ilk Nakşibendi tarikatının temel taşları da Hoca Ahmet Yesevi'ye aittir. O yüzden Anadolu'daki Bayramilik, Anadolu'daki Bektaşilik, Anadolu'daki Mevlevilik, Anadolu'daki çok özür dilerekten söyleyeceğim, Türklerin kendileriyle beraber göç edip getirdikleri bütün tarikatların arkasında Hoca Ahmet Yesevi vardır. Hoca Ahmet Yesevi'nin bu noktada Anadolu'daki sufi ve tarikat yapılanmasının temel taşıdır. Ve arkasından gelen bütün veliler, bütün erenler Ahmet Yesevi'nin menkıbeleriyle ve öğretileriyle devam ederler. Dilleri Türkçedir. O yüzden Divan-ı Hikmet'i okuyaraktan sufileri yetiştirirler. Divan-ı Hikmet'in içerisinde de Kur'an ve sünnetin özünden alınma sözler ve menkıbeler vardır. Bu Türklerin içerisinde menkıbe anlatmak, geçmişteki olayları anlatmak usuldendir, adettendir, adaptandır, edeptendir. Ve Türkler eski menkıbelerini dinleye dinleye gelirler.
İslam olunca, Müslüman olunca Kur'an-ı Kerim, din onların bu menkıbelerine karşı çıkmaz. Hatta ayet-i kerimede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine buyurur ki sen geçmiş peygamberlerin menkıbelerini de anlat. O yüzden sufi literatüründe geçmiş velilerin, evliyaların, peygamberlerin menkıbelerini anlatmak da ibadetten sayıldığından dolayı bu öğreti dergahtan dergaha, kulaktan kulağa devam eder. Ve Yusuf el-Hamedani aynı zamanda büyük bir hadis alimidir. Ve bu Nakşibendi kolu, Yusuf el-Hamedani'den sonraki Nakşibendi kolu İstanbul'a kadar gelir ve o Nakşibendi kolunda devam edenler, bu son dönem ismi şimdi hatırıma gelmedi. Avustralya'da ölmüştü bir profesör şeyh vardı. Esat Coşan Efendi'nin şeyhi vardı, Mehmet Said Kotku Efendi. Mehmet Said Kotku Efendi'nin bağlı bulunduğu o eski dergah, yok o değil, o derganın ismi aklıma gelmedi. Gümüşhanevi Hazretlerinden devam eden o dergah ta Yusuf el-Hamadani'ye dayanır. O dergah mesela Mehmet Said Kotku Efendi'ye gelinceye kadar herkes Ramizül el-Hadis'i hepsi de hıfz ederler, ezberlerler. Onlar ezberlerini, bu noktada hadisleri ezberleyerekten gelirler. Çünkü o ta Yusuf el-Hamadani'ye dayanır. O dergahın postuna oturacak olan insanlar Ramizül el-Hadis denilen o hadis kitabını ravileriyle ve şerhiyle beraber hıfz ederlerdi. O Esat Coşan Efendi'den sonra bu posta oturan, şu anda El Mebsut'u Türkçe'ye çeviren Cevat Akşit Hoca buna devam ettiriyor. Zannediyorum şu anda Ramiz Ehadisi hıfzında tutan bir tek Cevat Akşit vardır. Tabi ondan önce, Cevat Akşit'ten önce yetişenler vardır Türkiye'de. Türkiye'nin siyasi tarihine de onlar damga vurmuşlardır. Bunlardan birisi merhum Turgut Özal'dır. Ramiz Ehadisi ravileriyle beraber hıfz edenlerden birisi. Birisi rahmetli Necmettin Erbakan hocadır. Ramiz Ehadisi bu noktada ravileriyle hıfz edendir. Onlar normalde bazı konuşmalarına ben şahit olduğumda onlar Türkçe sanki siyasi propaganda yapıyorlarmış gibi, konuşuyorlarmış gibi yaparlarken hadis metinlerini söylüyorlardı. Hadis metinlerinden aldıklarını siyasi propaganda gibi konuşuyorlardı. Tabii hadis bilgisi iyi olanlar bu sefer onların söylediklerini kabul etmeme şansları olmuyordu. Çünkü söyledikleri hadisti. Bu usul Cevat Akşit Hoca'dan sonra devam ediyor mu, etmiyor mu bilmiyorum. Ama bu usulün ta geldiği yol Yusuf el-Hamadani'ye dayanır. Buradan ne çıkar? Hoca Ahmet Yesevi'nin de iyi bir hadis alimi olduğu çıkar. Ve normalde tabii bu noktada Yusuf el-Hamadani de Nizamiye Medresesi'nin hocasıdır. El-Hamadani'nin hocası da Ebu Ali Fermadi'dir. Ebu Ali Fermadi de Gazali'nin hocasıdır. Gazali de Türktür. Hoca Ahmet Yesevi de Türktür. Hemen onlardan önce yaşamış olan İmam-ı Azam da Türktür. Böylece fıkhıyla, tasavvufuyla, hadisiyle böyle bir bilge bir ortam vardır. Buhara'da, Semerkant'ta. Bu bilgelikten yetişenler, bu eğitimi alanlar yeni yurtlara doğru giderler. 1071'e kadar tabii, 1000 tarihine kadar bunlar pişer, yerleşir, bunlar fikir olarak çoğalırlar. Alparslan 1071'de Anadolu kapılarını açtıktan sonra artık Anadolu'ya hızla bu yetişen kimseler bu eğitimleri alaraktan hızla gelmeye başlarlar. Ve normalde
Tabi o günün sultanı Sultan Sencer de bu manada Yusuf el Hamedani'ye de her şekilde bağlı bir kimsedir. Bu da ta Tuğrul Şah'tan önceye filan geliyor. Ve böylece Hoca Ahmet Yesevi kendi zamanında hem dil olarak hem de din olarak, dil ve din olarak millet merfumunu ortaya yaratan ve ortaya yarattığı o merfumdan sonra Anadolu'da Hoca Ahmet Yesevi'nin yetiştirmiş olduğu, ondan sonra bir başkası, ondan sonra bir başkası, ondan sonra bir başkası, dergahlar, tekkeler bu anlayışla devam ederler yollarını. Hiç silsilede kesiklik olmaz. O yüzden o öğreti devam eder. O öğreti devam ederekten bu noktada Hoca Ahmet Yesevi'nin arkasında sonuçta Nakşibendilik, Bektaşilik, Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Bayramilik, hatta Bayramilik'ten devam edersek biz Üftadı Hazretlerine, Üftadı Hazretlerinden devam edersek Cerrahi Tarikatına, Aziz Mahmud-i Hidayet Hazretlerine çıkarız. Böylece Anadolu'da kol gezen Abdülkadir Geylani Hazretleri ve Ahmed Rıfa Hazretleri hariç, Kadirilik ve Rufailik hariç bütün tarikatların temelinde Hoca Ahmet Yesevi'nin görüş ve düşünceleri ve Sufi felsefesi yatar. Bu normalde işte Sarı Saltuklar, Zengin Atalar, Taç Atalar gibi Tatlık Emre, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli bunların hepsi de ondan sonra Hacı Bektaş, Hoca Ahmet Yesevi'nin temelini attığı ve o öğretiyle devam ettiği öğretidir. O yüzden normalde bunlar kendilerince atmış oldukları temelde erkeklere ahilik, bayanlara da bağcıyanlık diyerekten bir ilke oluştururlar. Bağcıyanlar, bayanlar yani, bu meselede toplumun bilgilenmesi, eğitilmesi için önemli vazifeler yapmış. Ahiler de bu noktada, Ahi Ervan Veli gibi, toplumun temel dinamiklerinin üzerinde harika işler yapmış ve Anadolu'nun ve Anadolu'dan sonra Avrupa'nın da İslam'la tanışmasına sebep olmuşlar. Tabii biz Hoca Ahmet Yesevi'yi geçerken bu kadarlık girişten sonra ondan bir iki söz de duymadan geçmeyelim. Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. Riyazatı sıkı çekip kanlar yutup ikinci defter sözlerini açtım ben işte. Sözü söyledim her kim olsa cemale talip, canı cana bağlayıp damarı ekleyip garip, yetim, fakirlerin gönlünü okşayıp gönlü kırık olmayan kişilerden kaçtım ben işte. Nerede görsen gönlü kırık merham ol, öyle mazlum yolda kalsa yoldaş ol, mahşer günü dergahına yakın ol, ben benlik güden kişilerden kaçtım ben işte. Garip, fakir, yetimleri Resul sordu, o gece miraca çıkıp hak cemalini gördü. Geri gelip indiğinde fakirlerin halini sordu. Gariplerin izini arayıp indim ben işte. Ümmet olsan gariplere uyar ol. Ayet ve hadisi her kim dese duyar ol. Rızık, nasip her ne verse tok gözlü ol. Tok gözlü olup şevk şarabını içtim ben işte. Medine'ye Resul'e varıp oldu garip. Gariplikte sıkıntı çekip oldu sevgili, cefa çekip yaradana oldu yakın, garip olup menzillerden geçtim ben işte. Akıllıysan gariplerin gönlünü avla, Mustafa gibi ili gezip yetim ara, dünyaya tapan soysuzlardan yüzünü çevir, yüz çevirerek derya olup taştım ben işte.
Aşk kapısını Mevlam açınca bana değdi. Toprak eğleyip hazır ol deyip boynumu eğdi. Yağmur gibi melametin oku değdi. Ok saplanıp yürek bağrımı deştim ben işte. Gönlüm katı, dilim acı, özüm zalim. Kur'an okuyup amel kılmıyor sahte alim. Garip canımı harcayayım yoktur malım. Hak'tan korkup ateşe düşmeden piştim ben işte. 63'e yaşım ulaştı, geçtim gafil. Hak emrini sıkı tutmadım, kendim cahil. Oruç, namaz, kazaya bırakım, oldum ergin. Kötüyü izleyip iyilerden geçtim ben işte. Vah, ne yazık sevgi kadehini içmeden. Çoluk, çocuk, ev barktan tam geçmeden, suç ve isyan düğümünü burada çözmeden, şeytan gelip can verirken de şaştım ben işte. İmanıma çengel vurup kıldı gamlı, mürşidi kamil hazır ol deyip saçtı koku. Lanetli şeytan benden kaçıp korkusuz gitti kirli. Allah'a hamd olsun iman nuru açtım ben işte. Mürşid-i Kamil hizmetine gidip yürüdüm. Hizmet kılıp göz yummadan hazır durdum. Yardım etti, şeytanı kovalayıp sürdüm. Ondan sonra kanat çırpıp uçtum ben işte deyip Hoca Ahmet Yesevi'nin sözlerine son verelim. Burada normalde işte o hikmet dedikleri kitapta birinci kitap, birinci hikmet, ikinci hikmet, üçüncü hikmet diye bu tip normalde Kur'an ve sünnetten süzülen o kendince dinin özünü anlatan bir kimse. Tabii Anadolu karışıktır. Bir müddet sonra Anadolu karışıklığında Selçuklular bunda Anadolu'daki karışıklığı bastırmakta güç yetiremezler. Bu karışıklığın ana sebeplerinden birisi kendisinin peygamber olduğunu etrafına inandıran Baba Resul'dür. Anadolu'da Baba Resul diye bir kimse çıkar. Kendisinin peygamber olduğuna inandırır herkesi. Ve Baba Resul Anadolu'da Selçuklulara karşı bir isyan kaldırıp köyleri, kentleri yağmalamaya başlar. Selçuklu bunu bastırmakta güçlük çeker. Baba Resul aynı zamanda Bizanslılara da saldırır. Bizanslıların da köylerine girer, köylerde yağmacılık yapar, kadınları alırlar, Müslümanların da kadınlarını alırlar, Müslüman kadınları da kendilerine veyahut da gayrimüslim kadınları da kendilerine cari ederler. Bu portre herhalde size yabancı gelmedi. Şimdi de Suriye, Irak'ta kendisini Müslüman olarak gösterip Müslüman kadınları kendilerine cariye eden bir anlayış orada var ya. Bunun tipik bir göstergesi. Adına IŞİD diyorlar ya, bunun gibi. Tabii burada vardır IŞİD sempatizanı varsa benim böyle bir arkadan maille beni tehdit etmelerine gerek yok. Kapının önünde her türlü tehdidi alabilirim. Zahmet etmesin kimse. Bunlar korkak, soysuz insanlar. Kalkıp böyle isimsiz, sahte isimlerle etrafı tehdit etmeyi seviyorlar. Bu noktada söylediklerimden geri adım atacak bir kimse değilim. İslam değil onların yaptıkları. İslam değil. İslam dünyasını karıştırmak isteyen soysuzların piyano olmuş soysuz bunlar. Başka bir şey değil. Sakın ürkmeyin, korkmayın. Bizim dinimiz Kur'an, sünnet, imamların içtihadı. Bizim dinimiz bu. Biz Müslümanız. Biz Müslümanlığı, dini de Kur'an, sünnet ve imamların içtihadı dairesinde alıyoruz. Hiçbir İmamın içtihadı yoktur. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyeni öldürmeye. Hiçbir imamın içtihadı yoktur. Hangi ibadethane olursa olsun, ister Hristiyanlara, ister Musevilere,
Siz onları bombalayamazsınız, yakıp yıkamazsınız. İbadethaneye sığınmış, saklanmış. İster kilise olsun, ister havra olsun, ister Budistlerin ibadethanesi olsun, siz onları yakıp yıkamazsınız. Asla savaşmayan kadınları ve erkekleri esir alamazsınız. Asla. Asla esir aldıklarınızı katledemezsiniz. Asla. İslam'ın savaş hukukunda yoktur. Kimsenin malına, mülküne, parasına, karısına, kızına, ihtiyarlara, yeşilliğine, coğrafya varlığına, coğrafik varlığına, ekolojik dengeye saldıramazsınız. İslam savaşırken dahi hukukla savaşır. Bilmeyenler, bilmeyenler. Bu noktada bilmemek suç değil, öğrenmemek suç. Gidip İmam Muhammed Hazretleri'nin, İmam-ı Azam'ın ikinci önemli talebesi olan İmam Muhammed'in İslam'da savaş hukuku 4 ciltlik kitabını alıp okuyabilirler. Bunların yaptıkları asla İslam değildir. Asla. İslam'da anarşi yoktur. Yoktur. İslam'da asla La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen kimseyi katletmek yoktur. Camileri bombalamak yoktur. Yoktur. Bunlarınki İslam değil. İşte Anadolu'da kendisinin peygamber olduğunu iddia eden Baba Resul çıkar. Baba Resul etrafında inandırdığı kimselerle ister Rum köyümüş, yok Ermeni köyümüş, yok Müslüman Türk köyümüş, hepsinde yağmalar. Kadınlarını cariye edip tecavüz etmeye başlarlar. Erkeklerini kılıçtan geçirirler. Bir kaos olur. Bunlar Rumlara da o günkü yerleşik Rum askerlerine de değil, yerleşik Rum köylülerine de saldırırlar. Bunlar askerlerle savaşmazlar. Gidip birisi sivili katlediyorsa bu nereden gelirse gelsin. Kim sivil bir kimseyi katlediyorsa soysuzun tekidir o. Bu kim olursa olsun. Buna PKK da dahil, buna IŞİD de dahil. Kim sivil bir kimseyi katlediyorsa soysuzdur. Hiçbir dini inançta bu yoktur. Daha ileri söyleyeyim. Siz atom bombası atamazsınız bir şehrin üstüne. İslamsanız, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsanız, siz Hiroşima'ya bombalandığı gibi siz bombalayamazsınız. Siz bir şehri bombalayamazsınız, İslamsanız. O büsleri, topları, tankları çevirip bir şehri yok edemezsiniz siz. Hama'daki katliamı yapamazsınız. Humus'taki katliamı yapamazsınız. Yapamazsınız. Bir Müslüman yapamaz bunu. Bir Müslüman çıkar, çok affedersiniz. Bu cinsiyet değil, erkekçe savaş meydanında savaşır. Kimle savaşacaksa. Arkadan anarşi çıkarmak Müslümanın işi değildir. İşte Baba Resul isyanları çıkar, yağma, kan gövdeyi götürür, hukuksuzluk gövdeyi götürür. Selçuklular bunu bastırmakta zorluk çekerler. Bizanslılardan yardım isterler. Enteresan bir şey. Bizanslılarla Selçuklu orduları birleşirler. Baba İshak normalde işte Baba Resul isyanlarını bu noktada bastırmaya çalışırlar. Baba Resul'ü öldürürler. Oğlu Baba İshak geçer hareketin başına. Savaş devam ederken Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin kardeşi Menteş'te bu isyanlara katılır. Sivas'ta öldürülür. Tam öldürüldüğü zaman Hacı Bektaş Veli kendi sülalesiyle beraber, kendi boyuyla beraber Anadolu'ya giriş yapar. Bakar ki ortalık toz duman, haklı haksız ayrılmış. Kardeşi Menteş de Sivas'ta öldürülmüş. Bakar ki ne olduğu belli değil. Yavaşça gelir. Karahöyü'ye yerleşir, etliye sütliye karışmaz, dergahın tekkesini orada kurar ve Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri başlar artık insan yetiştirmeye. Aynı döneme aittir hemen hemen, yaşları aynıdır. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri de babasıyla beraber Afganistan'ın Bel şehrinden yürüye yürüye babasıyla beraber Mekke, Medine, Şam, Bağdat işaretle
Onlar da Konya'ya gelirler. Konya'nın Karaman ilçesine gelirler. Oraya yerleşirler. İki büyük Anadolu'nun temel taşlarından iki büyük insan sessiz sedasız. Birisi çok sessiz sedasız ama Hazreti Mevlana'nın o kadar sessiz sedasız değil. Babası çünkü bir tekke şeyhi. Gelirler Konya'ya yerleşirler. O yüzden Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin tahmini doğumu 1209. Tahmini net değil. Ölümü de 1270. Genelde böyle bu noktada Hoca Ahmet Yesevi'den hareket ederekten hep böyle 63'e getirmeye çalışırlar. Hoca Ahmet Yesevi'nin de ölüm tarihi tam belli değildir. Ama o bir rivayette 63 yıl dünyanın üzerinde yaşar. 63 yıl yaşadıktan sonra der ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dünyada 63 yaşında yaşadı. Bu saatten sonra beni yeryüzünde bulunmak bana yakışmaz der. Toprağın altına kendine bir hücre yapar. İnzivaya çekilir, bir daha toprağın üstüne çıkmaz. Böyle bir Ahmet Yesevi vardır. Rivayet budur. Aynı şekilde işte Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nde bu noktada buraya bağlamaya çalışırlar. Hacı Bektaş Veli Hazretleri de normalde gelir. Ondan sonra işte oraya yerleşir. O da manevi eğitimlerini vermeye başlar. Hazreti Mevlana da babası öldükten sonra babasının halifesi olan kimseye bağlanır. O da vefat ettikten sonra Hazreti Mevlana kürsüye oturur. O ders vermeye başlar. Ağzından Şemseddin-i Tebrizi gelir. Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri de Hazreti Mevlana'ya yeniden tasavvufi eğitim vererekten onun da irşadı başlamış olur. Üçüncü şahıs, dördüncü şahıs, Yunus Emre. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin zamanında genç bir delikanlıdır. Gencecik bir delikanlıdır. Annesi rivayet edilir Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin dervişidir. Evladım der, bir menkıbe böyledir. Hadi git de Pir Efendi'ye biraz bize buğday versin der. Hacı Bektaş Veli Hazretlerine gelir. Annesinin selamını söyler. Efendim der, annem biraz buğday istedi. Evladım, himmet mi istersin, buğday mı istersin der. Meşhurdur bu rivayet, bu menkıbe. O da der ki, annem bana buğday dedi. Pirlerin böyle bir adabı vardır. İkinciyi söylemezler genelde. Ama bakar Hacı Bektaş Veli karşısında bir cevher var. İkinciye bir daha söyler. Evladım iyi düşündün mü? Himmet mi buğday mı der. O Yunus der ki efendim annem beni buğdaya gönderdi. Üçüncüsünde bir daha söyleyince yine buğday deyince gidin der. Yunus'un istediği kadar ambardan buğday verin. Yunus buğdayları alır, eve gider. Bu rivayettir. Yunus Eskişehir'de doğduğu söylenir. Hacı Bektaş Veli Kırşehir'de. Eskişehir, Kırşehir arası. Çok uzak. Ama böyle bir menkıbe var. Ola ki Allah alem belki de sonradan Eskişehir'e yerleşti. Bu da mümkündür. Bu tip tarihi şeylere girmek istemiyorum. Ve orada normalde üçüncü de ister gelir, annesi der ki evladım pirin himmeti alınmaz mı? Götür der buğdayları geriye. De ki efendim himmet. Götürür der ki efendim himmet, evladım der dosya bizden gitti. Kime? Tatbuk babaya. Himmet onda evladım senin için der. Ve böylece Yunus Emre Tatbuk babaya gider, intisap eder. Rivayet edilir, 40 yıl kapıda bekler. Yani hizmet eder. Bir rivayette, 18 yıldır. Bunun ikisinin de arkasında tasavvufi öğretilerin tarihlerle, yıllarla alakalı işaretleri var.
Ya nasıl bir şey? Özür dilerim, ayağa kalkacağım. Hakkınızı helal edin. Ben çok oturamıyorum. Tasavvufta 18 bin alem vardır ya. 18 bin alem için bir yıl. Bir yıla bin alem. 18 yıl 18 bin alem. 18 yıl burada çok önemlidir. Tasavvufun kendi içerisindeki olguya göre. 40 yıl bu da önemlidir. Bu 40 güne tekabül eder. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da 40 gün kaldı. 40 gün tasavvufun içerisinde veya peygamberler tarihinin içerisinde peygamberlerin kendi hayatında, kendi öğretilerinde de önemli bir yer teşkil eder. Öyle olunca Yunus Emre'nin 40 yıl mı, 18 yıl mı burada bir şey var. Ne o? Kendince sıkıntı var. Biz ne kadar tatbuk babanın emrinde veyahut onun vesayetinde sufilik yaptığını net olarak bilmiyoruz. Ama burada Hazreti Mevlana'ya çok zaman ayırmadım. Nasıl olsa onu gündemde ya herkes. Gündemde olduğundan herkes onu bir şekilde tanıyor. Ben biraz daha böyle daha fazla Hacı Hoca Ahmet Yesevi ile Yunus'un üzerinde fazla durmak istiyorum. Çünkü Yunus da Tatbuk Baba'nın önünde sufi eğitim alır. Ve Yunus sözlerini Türkçe şiirler, menkıbeler olarak anlatır. Ve Yunus'un şiirlerinde halkın dili vardır. O günkü halkın dili neyse Yunus onu söyler. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin makalatı, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin Besmele şerhi, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin Fatiha şerhi Arapçadır. Enteresan değil mi? Hacı Bektaş Veli Hazretleri mevcut eserlerini Arapça olarak verir. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin zahiri evlenmediği söylenir. Oğlu da olmadığı olduğu söylenir. Manevi oğlu var derler. Değişik menkıbeler vardır bu noktada. O menkıbelere girmek istemiyorum ama burada önemli notlardan birisi şu. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin eserlerinin hepsi de Arapça. Yunus'un şiirlerinin hepsi de Türkçe. Yunus halkın dilinde, köylü dilinde, şehirli değil, köylü dilinde meramını anlatır. Kur'an ve sünnetin özünü anlatır. Özünü. Yunus'un şiirlerinde Kur'an ve sünnetin özünü görürsünüz. Ve anlarsınız. Bakın anlarsınız. Hazreti Mevlana eserlerini Farsice verir. Konuşurken, sohbet ederken Türkçe konuşur, sohbet eder. Çok iyi bir fıkıhçıdır, çok iyi bir kelamcıdır. Çok iyi bir hadisçidir. Yolda yürürken anlatılan, sorulan meselelere ayakta fıkıh edebilecek kadar fıkıh bilgisine sahiptir. Rivayet edilir, bir gün sema ederken ona fıkıhtan bir mesele sorarlar. Sema ederken fetva verebilecek kadar fıkıha sahiptir. Mesnevisinde 4000'in üzerinde ayet, 6000'in üzerinde hadis vardır. Mesnevi'yi öyle hikayeden zannetmeyin. Bakın hikayeden zannetmeyin hiç. İyi bir ayet, hadis bilen bir kimse Mesnevi'yi okurken tefsir okumuş olur. Çok iyi akaid bilir. Akaid yani iman esaslarıyla alakalı. Çünkü Mesnevi'nin içerisinde hikayeleştirerekten Cebriye'ye, Kaderiye'ye, Rafizilere, Mütezili'ye cevap verir içeriden. Mesnevi'de böyle incelikler vardır. İşte aynı Yunus Emre'de Türkçe bu işi yapar. Türkçe. Bütün dergahlarda Yunus ilahileri okunur. Mevlevi dergahlarında dahi Yunus ilahileri vardır. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin ilk zamanlarında tekkelerde, dergahlarda Yunus ilahisi vardır. Hangi dergaha, hangi tekkeye giderseniz gidin Yunus ilahisi vardır. Niçin? Toplumun dili Türkçe, toplumun dili Türkçe olunca aslında ilahi Kur'an ve sünnetin
tefsiri niteliğindedir. O yüzden zikrullah yapan dervişler, sufiler, ilahi dinlerler, dinlemiş oldukları ilahi Kur'an ve sünnet anlatır. Ondan bir mesele anlatır. O yüzden Yunus'un ilahileri bütün Türk ellerinin tekkelerinde okunur. Daha ileri. Medine'de ömredeyiz. Medine'de ömrede birisi geldi kulağıma dedi ki bu akşam dedi davet var gelir misiniz? Kalabalıkız dedim ben. Dedi kalabalık olduğunu biliyor dedi ev sahibi. Geliriz dedim ben. Davet edeni de tanıyorum tabi. Dedi akşam namazından sonra pardon yatsı namazından sonra sizi buradan alalım dedi. Olur dedim ben. Biz de 70 kişi filanız. Ömreye gittik. Özür dilerim ama ben böyle lüks otelleri hiç sevmem. Hiç içine de girmem. Böyle bir anti duruşum var. Hilton'a giriyoruz. Bizi götüren de orada doktor. Doktor dedim ben. Buyurun efendim dedi. Nereye giriyoruz dedim ben. Hani Hilton'a giriyoruz. Biz cehri zikrullah yapıyoruz. Biz zikrullah başlayınca yaptığımız yer havaya kalkıyor. Biz basılmaya alışkınız dedim. Bir de burada basılmayalım. Biz o zaman 28 Şubat'ta da biz bunu yaşadık. Bizi gördükleri yerde götürdüler zaten. Sormuyorlardı. Bir ara benim adımı soyadımı sormuyorlardı. Bakıyorlar, bulduk. Haydi götürüyorlardı beni. Öyleydik. Dedim doktor bir de burada basılmayalım. Yani nasıl olsa Türkiye'de basılıyoruz. Bir de Suud basacak bizi. Hiç sevmem. Mecburiyetten gidiyorum. Hicaz orada olmasa mümkün değil. Allah orayı da kurtarsın. İnşallah. Amin deyin. Evet. Zorla dedirtirim böyle işte. Biz çıktık. Hilton'da kocaman bir daire. İçeri girdik biz. Orada da böyle belli bizim gibi benim gibi diyeyim. Yani sufi kırıntıları var. Dedim burada demek ki bizim gittiğimiz belli zaten. Neyse. Birisi böyle bir Arapça mevlüt okuyor. Arap birisi. Biz halakayı kurduk. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık biz. Yıkılıyor ortalık. Cehri zikrullah'a katılanınız var mı içinizde? Elini kaldırın. Hayatı yaşamamışsınız siz. Bir başladı zikrullah. İşte tevhid çekiliyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Başladık biz. O ama attı elini kulağına. Hafız Burhan orada sanki. Kapkara bir adam. Ama apakça. Bir böyle mevlüt okuyor. Biz de vuruyoruz zikrullahı. Ardından Allah esması. Ardından bir ara o Yunus ilahisi söylüyor. Arapça. Allah Allah. Melodi, tavrı, tarzı. Böyle dedim yok ya Yunus'tan okuyor dedim içimde. Zikrullahın arasında. Ben eşhedü en la ilahe illallah zikrullahı durdurdum. Herkes sustu. O da sustu. Sordum. Yunus. Hani ilahi. Yunus Emre dedi. Oo dedim. Sordum nerelisin? Tunus. Ve dedi ki bizim dergahımızda orada tercümanlar var. Yunus ilahileri söylenir dedi. Dedim senden Arapça Yunus dinlemek istiyorum. Devam et dedim. Biz de dedim senin okuduğun ilahinin melodisinde zikrullah'a devam edelim dedim. O başladı Yunus'tan okumaya, biz de başladık zikrullah yapmaya. Yıl yaklaşık işte 99-2000 filan arası. O 28 Şubat'ın çok böyle debdebeli olduğu zamanlar. Yıl 2014. Biz Bosna'ya gittik. Ben gittim. Arkadaşlar hep gidiyorlardı. Çanakkale valisi özellikle
İşte ısrar etti. Orada dedi bir sempozyum var. Orada dedi sizin sohbet etmenizi istiyoruz. Muhakkak sizi de bekliyoruz. İşte yapma Sayın Valim. Ben gitmiyorum, gelmiyorum. Bu tip şeyleri açıkça söylüyorum. Sevmiyorum. Yok sensiz olmaz dedi. Geleceksiniz. Tamam. Emir demiri keser Sayın Valim. Geliyoruz dedim. Bosna'ya gittik. Bosna'ya gittiğimizde pardon. Bosna'dan bize misafirler geldi. Bursa'ya gezmeye gelmişler. Demişler ki burada zikir yapılan bir yer var mı? Demişler ki var. Nerede? İşte filanca yerde. Bir otobüs insan güldür 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 geldiler şeye. Bursa'da bizim zikir yaptığımız yere. Misafir onlara dedik ki zikrullah'tan sonra hadi siz de bir şeyler söyleyin. Bunlar boşnakça Yunus ilahisi söylüyorlar. Boşnakça. Biz tabii yine koptuk. Bir zikrullah daha yaptık. Biz Bosna'ya gittik. Bosna'ya gittiğimizde o zatın aynı zamanda da o İstanbul Üniversitesi'nden mezun, İstanbul Üniversitesi'nde pardon İzmir Ege'den mezun, İstanbul Üniversitesi'nde güzel sanatlarda öğretim üyeliği yapmış. Ondan sonra Bosna'ya gitmiş. Bosna'da babasının dergahına oturmuş. Orada da Sarayoğlu Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği devam ediyor. Aynı zamanda da Tekke'nin şeyhi. Tekke'ye gittik. Tekke'de Yunus ilahileri söyleniyor. Ne? Boşnakça. Yine Sarayova'nın içerisinde yani Bosna Hersek'in Bosna Hersek başkentinin içerisinde bir tane daha Tekke'yi ziyarete gittik. Tekke'de Yunus ilahileri söyleniyor. Orada bir tekke daha vardı. O gün kimse yokmuş. Tekke'de o tekkede de hep Türkçe Yunus ilahileri söyleniyormuş. İşte Anadolu ve Balkanların İslam'ı sevmesinde, Müslüman olmasında en önemli dört tane şahıs. Hacı Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Hazreti Mevlana ve Yunus Emre. Eğer döner değerlerimizi, manevi değerlerimizi, manevi öğretimizi buralardan alırsak inşallah büyük bir yol kat etmiş oluruz. Sorulara devam edeyim. Siyaset yapmak dinen uygun mudur? Evet. Şöyle bir algı var bizde. Dindar bir kimse siyaset yapamaz. Siyasetten anladığımız ne? Siyasetten anladığımız toplumun faydasına, iyiliğine, güzelliğine, doğruluğuna bir şey ise bu siyasette bir kusur yok. Toplumu yanlıştan, eksiklikten, noksanlıktan men etmek ise bizim yaptığımız bu. Ama yok siyaset toplumu kandırmaksa evet o zaman Allah muhafaza eylesin. Bu değil ama bir bakın topyekün biz millet olarak kendi ülkemizin bilgi, beceri, ekonomik, askeri, içtimai topyekün kalkınmayı düşünüyorsak ve topyekün bizim milletimizin yeniden ayağa kalkmasını istiyorsak bizim hedefimiz bir olacak. Yöntemlerimiz, bakış açımız, fikirlerimiz çok renkli olmalı ama hedefimiz bir olmalı. O yüzden siyaset yapmaktan uzak durmayın. Ha bir din anlatan bir kimse bir partiye angaje olmalı mı? Hayır. Din anlatan bir kimse bir partinin silahşörü olmalı mı? Hayır. Din anlatan insan da gündemi takip etmeli. Doğruyu yanlışı, eksiği fazlalığı bilmeli. Ama siyasetçiler dini kendine basamak yapmamalı. Bu ayrı. Siyasetçisin, dini basamak yapma. Dindarsan, din anlatıyorsan, daha doğrusu din anlatıyorsan bir partinin silahşörü olma. Buna karşıyım. Öbür türlü siyaset yapma. Kardeş bir yerde yanlış bir şey var.
Benim için siyaset Kur'an, sünnet, vatan, millettir. Kur'an'a, sünnete, vatana, millete hayırlı olacak olan her şeyi alkışlarım. Hayırsız olacak olan gördüğüm her şeyi de eleştiririm. Bunun adı siyasetse benim de siyasetim bu. Dinde siyasetin yeri var mıdır? Evet vardır. Dindarları kim yönetecek? Dindarlar kendi içlerinden devleti yönetecek bir kimse çıkarmayacaklar mı? Dine inanıyoruz diyen insan, dine inanan insanlar, Müslümanlar, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenler, ülkeyi yönetmeyecekler mi? Bakın, bir toplum dindarlaşıyorsa ondan çıkacak olanlar da dindarlıktır. Dinsizleşiyorsa ondan çıkacak olan da dinsizdir. Türkiye hızla dindarlaşıyor. Kaç yıldan beri? 30 yıldan beri, 40 yıldan beri. Baskılara rağmen dindarlaşıyor. Çileye, kana, gözyaşına rağmen dindarlaşıyor. Durduramıyorsunuz bunu. 86'da ben derviş oldum. Olma adayı oldum. Dergaha girdim. 86'ydı. Bunu geçen sohbette de burada demiştim. Buhari şerhi okurken ben karakola götürülmüş insanım. 28 Şubat'ta gezmedim, karakol kalmadı. Teröristim ben 28 Şubat'ta. Basılmadığımız yer kalmadı bizim. Durdu. O günde dedim. Ben içeride sorgulanırken de söyledim. Beni dinleyeceksiniz dedim. Takip edin dedim. Beni sorgulayanlara. Beni takip edin dedim. Bu ülke dedim, bu vatan dinini öğrenecek dedim. Beni de göreceksiniz dedim. Beni de göreceksiniz dedim. Ben inanıyorum ki dedim, bu günler geçecek ve bitecek. Geçti bitti. Geçti bitti. Ben o günün teröristiyim. Hatta arkadaşları bazen diyorum, Kırklareli'ne gittik. Orada üniversitede program yaptık. Kırklareli üniversitenin en yüksek şeyi ne oluyor? Dekan mı oluyor? Rektör. Kırklareli rektörü, Kırklareli valisi, Kırklareli vali yardımcısı, Kırklareli garnizon komutanı, rektör yardımcısı yemek yiyoruz. İçimden şunu dedim. Ulan dünün teröristine bak dedim. Devletle yemek yiyor. İçimden. Eğildim valinin kulağına. Dedim sayın valim, başınıza bir problem açılmasın dedim ya. Ne gibi? Hocam dedi. Dedim ben dünün teröristiyim. Garnizon komutanı da burada dedim. Ne oldu dedi. Vallahi dedim Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda beni 2 gün tuttular dedim. Sorguladılar. Ben ona bakıyorum dedim. O bana bakıyor. Oradaki garnizon geliyor aklıma dedim. Yok hocam rahat ol sen dedi. Yemek yiyoruz biz orada. Bu ülke dindarlaşıyor. Bakın biz başı açık bayan kardeşler, kapalılar var. Herkes burada oturuyor. Hangisini dindarlaşmama olarak görürüz? Görmem ben. Biz bu ülke olarak başı açığıyla, mini eteğiyle, dekoltelisiyle dahi dindarız. Dekoltelisiyle. Bursa'da iş yerinde oturuyorum, bir şey okuyorum. Bir kadın yürüyor. Koridorda. İçimden dedim ki ne baba yiğit kadınmış. Gitti. Durdu. Durduğu yer postane. 2. kat. Büro. Oradan geri döndü. Postaneci de namaz kılıyor. Olur olmaz abdest almaya gidiyor. O gidince açık büro. Bir ben varım. Herkes de postayı bana getirmeye kalkıyor. Geldi kapının önünde durdu. İçeride ben kitap okuyorum. Dedim ki aha içinden böyle geçirirsin başına gelir dedim. Affedersiniz dedi. Ben bir baktım kaldım. Bir bayan. Boyu filan böyle gayet muntazam. Güzelliği harika. Etek mini. Topuklar 13 punt. Eski ayakkabıcıyım. Karşımda duruyor. Affedersiniz dedi. Buyurun dedim. Takvime gitti gözü.
Ben o takvimdeki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü yazısını biraz geri zekalıyım, bir hafta çözdüm. Bakıyorum, lan bundan zaman geçirme şimdi diyorum, nefsimi aldatıyorum. Çözemiyorum. Bir hafta sonra harf harf inat ettim, çözdüm. Bir hafta sonra çözdüm. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü yazıyor. Böyle kaldırdı. Ne kadar muhteşem yazmışlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi. Battım ben. Kaldım böyle. İkinci şoku yaşıyorum. Affedersiniz dedi. Benim böyle olduğuma bakmayın dedi. Ben bakmıyorum deyinceye kadar su köprüyü böldü. Dedim çok affedersiniz ya, benim öyle bir baktığım yok dedim. Ondan sonra o arada da dergahın içerisinde ihtilal yapıyorum ben. O güne kadar ben Nevşehirli Abdullah Gürbüz Efendi'ye bağlıyım. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Ben onun dergahında ilk zakiriyim ve dergahta ilk başı açık kadına ders verdim ben. Ders verilmiyor dergah adabında başı açık bayana. İlk ders veren kimseyim ben. Ben bir üniversite talebesi, bir kızcağız var. Ben ona ders verdim. Yer yerinden oynadı. Bunu Şeyh Efendi'ye gidip söylemişler. Şeyh Efendi geldi mübarek Bursa'ya. Mustafa Efendi dedi. Buyurun efendim dedim. Evladım bir hanım kıza dedi. Başı açık bir hanım kıza dedi. Ders vermişsin dedi. Evet efendim dedim. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri şeyhi pek vermezdi dedi. Ben verdim efendim dedim. Kim ki dedi. Yola çıksın da efendim yoldan alalım şimdi dedim. Nasıl yani dedi. Bunu duyar efendim şimdi o dedim. Dikkat edin. Bu söylediğimizi duyar efendim şimdi o dedim. Yola da çıkar dedim. Allah Allah dedi. O zaman benim bir Audi'm var. Dizel. Yıl 94 filan. Bir tane 78 dizelim o. Dizel Audi var böyle. Çok gidip geliyoruz. Ben böyle canım gibi bakıyorum arabaya. Ben yürüdüm. Kıza da içimden dedim. Kızcağız. Çık dışarı. İçimden. Bu kadar. Kız bizim yolumuzun üzerinde, ben yolun başına geldim. Bir baktım boynunu bükmüş böyle. Yolda duruyor. Yavaşça gittim, arabayı yanaştırdım. Bu farkında değil daha bizi. Ondan sonra seslendim. Geldik dedim kıza. Kız kendine geldi, arkaya bindi, başladı ağlamaya. Şeyh Efendi dedi. Bu mu oğlum dedi. Bu efendim dedim. Ders verdiğim kimse bu. Oğlum bu arş-ı alayı titretiyor dedi. Açık bayan. Biz kendi kendimize diyoruz ki bundan olmaz. O kapalı dervişlerin erişemediği noktaya erişiyor. Sakın böyle ben açıklığı günah kebair olarak görmeyenlerden değilim zannetmeyin. Evet. O yüzden normalde bizim toplumumuz dindar bir toplum. En dinden uzak olan kimse dahi dindar. 12 Eylül'den sonra Dev Genç'in başkanı bir arkadaş vardı. Biz karşı gruplardaydık. Biz sonra arkadaş olduk. Onunla beraber Cuma'ya gittik. Ben ona diyordum, birader hadi şimdi, bizim orada birader derler böyle, İzmir'in Bayındır ilçesindenim. Hadi namaza gidelim. Ya ben nasıl gideceğim namaza? Birisi kalkar, döner, bakar, döverim ben onu orada. Ben onunla beraber Cuma'ya gittim. Toplum dindarlaşınca, içinden çıkanlar da dindarlaşacak. Sevdiğimi demez isem, sevmek derdi daha ne kadar beni boğar. Buna dayanmak ve sabretmek acep nereye kadar? İnsan sevdiğini demez mi hiç? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yanında sahabeden birisi vardır.
Oradan da başka birisi geçer. Der ki ya Resulallah ben bunu çok seviyorum. Koş der arkasından. Koş. Hemen ona söyle sevdiğini. Hemen koşar o kimse. Sevdiğini ona söyler. Der ki ben seni çok seviyorum. Şimdi bizim eğer ki bu sevgi arkadaşlıksa koş söyle. Üniversitedeyiz ya. Biraz gönül ilişkisi ise koş söyle. Koş söyle. Bizde platonik aşk yok. Bizim damarlarımızda yok bu. Sen seviyorsan, gerçekten seviyorsan, senin her yerinden fışkırır o. Gerçekten seviyorsan. Ve seven, sevdiğini ishar eder, gösterir. Bu konulara girmeyin, batarsınız burada. Neden batarsınız? Sevmediğiniz çıkar ortaya. Eğer sevdiğiyle seviyoruz, flört yapıyoruz, beraber çıkıyoruz diyen varsa buradan ayrılır çıkar şimdi. Evet. Seven kimsenin her yerinden akar sevgisi. Ama o sevmek şehvane değildir. Seviyorum diyen insan nasıl bir gece ayrı duracak ondan? Seviyorum diyen insan nasıl bir nefes ondan uzak duracak? Seviyorum diyen kimse nasıl ondan bir adım uzaklaşır? Seviyorum diyen insan nasıl içinde saklar? Çok basit. Üniversiteden geliyorlar şimdi bana erkek arkadaşlar. Ben seviyorum, harika oğlum. Ev kiram bana ait, evlen. Nasıl yani? Basma ya. Sen bu kızı çok seviyorsun değil mi? Evet, hadi evlen. Yok. Kız da çok seviyor oğlanı. Geliyor kızlar da. Ben çok seviyorum. Harikasın kızım. Tamam. Git hemen. Nasıl? Basbaya. Evlenmek bir dakika. İki dakika değil. Az önce arkadaşlar anlattım ben. Evliliğimi anlattım. İki dakika dedim. Sen beni çok seviyorsun. Harika. Evlenmek istiyorsun. Harika. Ver nüfus cüzdanını. Ver iki tane fotoğraf. Hadi yürü. Nereye? Nikah. Çok basit. Aa yok. Onun seviyorum dediği şey gönül eğlendirmek. Kafeye gidecek, oturacak, kahve içecek, çay içecek. Biraz sevişecek. Ondan sonra elektrik alamadım. Ne oldu? Ruh ikizim değilmiş. Ne oldu? Yok ya, uyuşamadık. Sepeti koluna, herkes koluna. Ne oldu? Annem kızdı. Ne? Annesi kızmış. Ne oldu? Babası kızmış. Oğlum önce anneni babanı razı edeydin. Önce annenden babandan izin alaydın. Prosedür fazla. Bunu söylerken ben hayatın içerisinde de onu yaşıyorum. Nerede Yunus? Orada mı? İçeride mi? İçeride mi? Tamam. Gel gel. Seni batırayım bir. Yunus benim damadım. Evleneceği zaman geldi. Neyse görüştüler. Yüzü burada bak. Ben dedim ki evladım prosedürle uğraşma. Git dedim evde gönlünü yap bu gece evlen git dedim. Doğrudur. Doğru mu? Hatta evden alın dediniz hemen. Git dedim evden al. Çok basit evlenmek. Bakın çok basit diyorum. Ben seviyorum ama annem seni görmesi lazım. Bu nereden çıktı? Hani sen seviyordun, anan nereden çıktı şimdi bir de? Benim annemin işine benziyor. Abim üniversitede okurken bir kızla tanışmış, abim öyle şeydir. Benim gibi
fazla hareketli değil, ağır başlıdır Allah razı olsun. Orada bir kızla tanıştırmışlar onu, orada kaldı bizimki. Biz bütün aile yalvarıyoruz, vazgeç vazgeç, yok vazgeçmiyor. Anneme dedim, yapacak bir şey yok, hadi gidelim, isteyelim. Bizim ailede bir de böyle var, diklik var. Gitti neyse, kızı getirmiş eve, annemle bakmışlar filan. Ben ertesi gün gittim. Annem dedi ki, oğlum ne oldu, ne yapıyoruz bilmiyoruz dedi. Ne oldu anne dedin? Ben gelinin kulağını göremedim ki dedi. Kaldım. Saplantıya bak, kulak görecek kadın. Anne, bu adam sevdiğini söylüyor. Ne yapacaksın dedim ya, bırak. Yok oğlum dedi. Ne aldığımızı bilmiyoruz dedi. Ben kulağını görmedim dedi. Abime dedim, şunu getir, kulağını görsün. Yoksa dedim sıkıntı çıkacak. Ertesi gün abim gelini bir daha getirdi bizim. Ondan sonra oturuyoruz yine abimin üniversite evinde. Ben şimdi annem öyle bakıyor, kulağını görmedi ya, abime işaret ettim kulağını göster diye. Kızın saçını kaldırdı kulağının üstünden. Anne gör kulağını dedi. Gelin hala da anlatıyor şimdi bunu. Şimdi madem annene gösterecektin, ne aman yola çıktın? Çıkma yola. Benim bir tane çılgın bir dayım vardı. Onun sözü, babalı olan kocalı kadının sözünden hareket edilmez derdi. Kızlar, babalı oğlanla iş yapmayın. Hiç kendinizi de eskitmeyin. Adam sizi çok mu seviyor? Önce Kadir İnanır'ın repliği gibi. Yalan söylüyorsun deyin. Siz yer değiştirin. O diyecek ki çok seviyorum. Yine yalan söylüyorsun diyecek. Çok seviyorum. Yine yalan söylüyor. Çok seviyorum. Annene babanı getir istet o zaman diyecek. Kalacak orada o. Bir daha asla size yanaşmayacak. Temin ederim büyük bir çoğunluğu yanaşmayacak. Falda geçmişte olanların bilinebileceğine inanmak günah mıdır? Fal günah. Bir kimse fal bakarsa, bakmış olduğu fala inanırsa tecdid-i iman, tecdid-i nikah gerekli. Bir başkasına bakarsa ve bir başkası da o bakılan fala inanırsa ona da tecdid-i iman, tecdid-i nikah gerekli. Nahl suresi 89'da biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet ve müjde olarak indirdik der. Evet, Kur'an-ı Kerim bunu derken kulun elindeki kitap nasıl olur da onun vasfının yerinde olduğunu iddia eder. Kim iddia ediyor? Ha, arkası var. Mesnevi'nin Celalettin Rumi, bu bir kitap, ha Mesnevi kitabıdır. Mesnevi hakikate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına uygun olmak, akıl edinmek isteyenler için bir yoldur. Evet, Mesnevi'nin başında normalde evet böyle Mevlana'nın Mesnevi ile alakalı övücü, methedici bir yazısı vardır, girişi vardır. O asılların aslıdır der. Allah'ın en büyük şeriatı hakikate giden nurlu yoludur der. Usulün usulü ve usulü de denilir. Evet. Normalde evet, kitapların aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, tefsir eden kitaptır Mesnevi. Yoksa Mesnevi Kur'an'ın üzerinde bir kitap değildir. Hiçbir kitap Kur'an'ın üzerinde değildir. Hiçbir söz Kur'an'ın üzerinde bir söz değildir. Hiçbir söz. Hiçbir kimse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bir kimse değildir. Hiç kimse. Evet, Hazreti Mevlana Mesnevisinde özün özüdür der. Usulün usulün usulüdür der. Evet der. Ama bu Kur'an'ın üstüdür manası bundan çıkmaz. Kendisi aynı Mesnevi'de de ben Kur'an'ın kuluyum. Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozuyum. Bunun dışında söylenen sözlerden ve söyleyenden de uzağım der. Bu nedir? Hazreti Mevlana Mesnevisini bu noktada bir din tefsiri olarak görür. İslam'ın tefsiri gibidir.
Sakın onu Kur'an'ın üzerinde gördüğünü veya muhakkak bu noktada bunu yanlış istismar edenler vardır. Görenler vardır, onlar aldanmayın. Şöyle bir uluslararası oyun oynanıyor. Bu uluslararası bir oyun. Bakın, uluslararası bir oyun. Size Muhammed-i Mustafa'yı sizden alalım, size Hazreti Mevlana verelim. Sizi Kur'an ve sünnet elinizden alalım, size Mesnevi verelim. Bu değil. Buna katılanlardan değiliz. Türklere peygamber gönderildi mi? Buraya girersek, Adem Aleyhisselam'ın bile Türk olduğunu size anlatabilirim. Neden? Ben 12 Eylül öncesinin ülkücüsüyüm. Bizim o gün için öğretilerde, eğitimlerde Adem Aleyhisselam'a kadar bütün herkes Türk olarak öğretildi. Hatta geçenlerde bir arkadaş dedi ki, Adem Aleyhisselam dedi, bizim ben Bayındırlıyım, oranın Araboyun mahallesi var. Oranın imamı var bizim arkadaşlardan. Dedi, efendim Adem Aleyhisselam dedi, Araboyundan geçmiş, geçti dedim ben de. Şimdi Türklerde bu noktada peygamber geldiğini dair rivayetler var mı? Evet. Hazreti Allah her kavme peygamber göndermiştir. Türklere de göndermiştir. Allah aşkına, aşkın halleri nedir? Gençler aşkı nasıl yaşamalı? Gençler aşkı aşkın hallerinden yaşıyorlar. Hazreti Mevlana Mesnevisinde mecaza olan aşıklığı da kabul eder. Der ki, aşk mecazdan da, oradan da gelse, hakikatten buradan da gelse bize delildir der. Sufiler mecazi sevgiyi kabul ederler. İşte şeyhimin şeyhi Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'ye bir genç gitmiş, efendim ders almak istiyorum demiş, genç bir erkek demiş, evladım senin sevgilin var mı? Yok efendim, haram demiş. Peki oğlum demiş, sen böyle işte ağaçtı, topraktı, sudu, böcekti, hayvan da aşattı bir şeyler var mı? Yok efendim. Çıkar böyle doğayı, denizi sever, izler misin? Yok efendim, meleğani omuzuna vurmuş, evladım senin gördüğüne sevgim yok demiş. Allah'ı nasıl seveceksin? Hadi Allah yolunu açık etsin demiş, sen buraya gelme. Bizde normalde sufi öğretisinde bir kimsenin eşini sevmesi haktan, çocuğunu sevmesi haktan, işte ağacı, yeşili sevmesi, taşı, toprağı sevmesi haktandır. Biz o sevgiyi reddetmeyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana dünyanızdan der. Sizin dünyanızdan. Üç şey sevdirildi. Güzel koku, iyi kadın, güzel kadın, gözümün nuru da namazdır der. O yüzden sakın eş sevgisini mecaz sevgi olarak görmeyin. Eşinizi sevin. Eşinize aşık olun. Aşık olun. Seven kimse sevdiğini baktığı yerde görür. Eşini seviyorsa aynada onu görür. Yemekte onu görür. Masada onu görür. Duvarda onu görür. Seven sevdiğini her daim görür. Kadın saçını tararken aynada bir bakar ki eşi olmuş kendisi. Erkek aynada saçını tararken bir bakar ki aynada eşi var. Sevginin hakikati ve tecelliyatı budur. Bu hali gören kimse karşıdaki kimseyi seviyorum ulan demeye hakkı vardır. Bu hale gelinceye kadar sakın de ki hoşlanıyorum, muhabbet besliyorum. Sevmek. Biz böyle yeni yetişirken büyüklerimiz şöyle derdi. Mustafa evladım, işte silah kullanılıyor o zaman, tetiğin arkasında 12 çift öküz çeker. Yani sen tetiği çekemezsin. Sonra ben dergahla tanışınca seni seviyorum demenin arkasından
1200 tane öküz çekiyor. Sen onu diyemiyorsun. Dediğin zaman o senden bir şey istiyor. Hazreti Mevlana aşk delil ister der. Delil ister. Seviyorsan onun bir tecelliyatı vardır. Seni seviyorum kuru kuru söylemek de güzeldir. Söylenilen duyanın kimsenin hoşuna gider. Ama der ki delilin nerede? Delilin nerede? Canımı bile veririm. Ver. Canımı veririm diyen kimse nikahını vermez. Canımı veririm diyen kimse parasını vermez. Canımı veririm diyen annesini babasını istemeye getirmez. Canımı veririm diyen kimse sana tabiyim. Sen nasıl istersen öyle yaparım demez. Demez. Ya az önce canımı veririm dedin. Kolunu ver gidelim. Nereye? Benim evime. Anneme danışayım der. Erkek de der ki ya babamın haberi olması lazım. Siz sevmeyi hoşlanmaktan çıkarırsanız güzel olur. Hoşlandığım bir bayan vardı, ileride ciddi düşündüğüm biri. İleride ama şimdi değil. Ama onun kısa süreli bir sevgili olmuş ve el ele gören olmuş. Eyvah! Bu sevmeye ketre vuran, balta vuran bir şey. Ya! Neden? Ben seni çok seveceğim ama geçmişini bir anlat hele bir. Hayır. Doğum günün bana geldiğin gündür dediğin zaman sevmişindir. Öyle yok. Öyle yok. Öyle yok. Ha, sahte sevdalar var ya bir tane daha. Sahte sevdalar geldi geçti. Öyle yok. Eğer bir erkek bir kadının geçmişini soruyorsa, bir kadın da bir erkeğin geçmişini soruyorsa, sepeti koluna herkes yoluna. Yok. Eğer bir kadın aldatıyorsa, hayır. Yok. Benim için kötü bir şey. Hemen soğuyorum. Ne çabuk ısındın da soğudun? Bakır levha gibi. Çabuk ısınıyor, çabuk soğuyor. Ben metal işlerinde okudum. En çabuk ısıyı geçiren ve soğutan şey bakırdır. Bakır hemen ısınır, hemen soğur. Böyle düşünmem doğru mudur? Yoksa her insan hata yapar sözüne katılır mısınız? Hatasız. Bir tek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Biraz Gencebay'dan hatasız kul olmaz diyebilirim. Tabii muhakkak bütün her erkek kendince, kendi dairesinde. İşte hiç el değmemiş bir kız almak ister. Sen ne ama gittin o zaman o kızın yanına? Sen el değdirmeyecek miydin ona? Sen hiç el değmemiş bir erkek misin? Men dakkada dukka. Arap atasözü. Neysen onu bulursun. Neysen. Kendini çok kıymetli görüyorsun da. Ne işin var kızın yanında? Ama bizim kızlarımızda kabahat. Çok duygusallar, inanıyorlar hemen. Bekliyorlar seni seviyorum diyen bir adam deyince, ay seviyormuş beni. Gidiyor arkasından. Tasavvufa göre bu dünyayı ilgilendiren her şeyi terk edip diğer dünyaya düşmeliyiz. Başka bir değişik ameli değil, ameli düşünmemeliyiz. Bir de aşık ile maşuk ilişkisini kırmalıyız. Yani sevgili gibi bu dünyada nimetlerini
yapmamalıyız. Peki bizim doğru yola sokacağına, bizi amellerimizi düşündürmeye inandıracak bir sevgili yapsak doğru mu olur? Mübarek blender de yapıyor sanki. Kendisine doğru yola ulaştıracak bir blender. Biraz iman kat içine. Biraz içine ihlas olsun. Ya namazı da olsun biraz. Ya karıştır. Yok tam tavında olmadı. Ya biraz oruç da koy ya içine. Mübarek ne yapıyorsun be? Pasta yapıyor, sevgili yapacakmış. %100 mutfaktan çıkmayan bir bayan bu. Yakışır, başına bir de nane koy. Bir insan duygularıyla oynananın vebali nedir hocam? Allah! Yıktı ortalığı şimdi bu. Tamam ya, stand-up oldu burası. Biraz Bergen tavsiye edeyim sana. Duygularınla oynanıyorsa az bir şey Bergen al, biraz kibariye. Ama en güzel Esengül'dür. Koptu ya. Burada bırakayım bari ben. Bu iş cıvacak gidecek yoksa, Allah bizi affetsin. Nefsimizin isteklerine nasıl hakim olabiliriz? Haramlar işlemeyin yeter. Haram işlemeyin. Çok böyle teferruatlı nefis terbiyesi size söylemeye gerek yok. Hiç kimseye söylemeye gerek yok. Allah ve Resulün çizdiği yol belli, haramlar belli. Terk et haramı. O senin nefsini terbiye eder. Aslında yapmak istemediğimiz günah sayılabilen işleri bilmeden yapabiliyoruz. Bunun Allah katında hükmü nedir? Normalde haram haramdır. Bunları öğrenmekle mükellefiz. Kendimizi ilgilendiren her şeyi öğrenmekle mükellefiz. Saat kaça kadar müsaademiz? 8:30 olmuş. Çıkmamız mı lazım? Allah katında her tövbe kabul olur mu? Evet. Allah katında affedildiğimizi anlayabilir miyiz? Evet. Nasıl anlarız? O günahı işlemediysen bir daha tövben kabul olmuştur. Bunlar kalacak mı şimdi? Hızla geçeyim. Tasavvuf nedir? Allah'ı sevmektir. Neden yapılır? Allah'ı sevmek için. Faydası nelerdir? Allah'ı tanır. İbadet sayılır mı? Evet. Öncelikle Sakarya'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, çok özlenmiştiniz, o kadar zannetmiyorum. Her gün haberleri izliyoruz, gündem malum, bunca acı neden? Acıdan hoşlanır insanlar. Evet. Cehalet olduğu müddetçe o acıları hep böyle hoşlanaraktan izleyeceğiz. Bektaşilik, türbelere kapanmak, türbelerde dua etmek, İslamiyet açısından ne kadar doğrudur? Bu son dönem bektaşiliği, bektaşilik olarak görmeyin. Son dönem bektaşiliği. Hızla geçtim, hakkınızı helal edin. İslamiyet neden farklı mezheplere ayrılmıştır? Bu zenginliktir. Bunu bir zenginlik olarak görün, bu da dinin yenilenmesine vesiledir. Din böylece yenilenir. Şimdi mezheplerin ayrılık olarak göründüğüne bakmayın. O yanlış bir şey. Mezhepler aslında dini bir zenginlik olarak görülmeli ve öyle tecelli etmelidir. Bektaşilikte baba nasıl olunur? Şartları nelerdir? Bektaşilikte baba olabilmek için eski bektaşilikte dergahta hizmet etmek, dergahta belli çileleri çekmek, belli olgunluğa oluşmak, belli çileleri ve olgunluğa oluştuktan sonra o noktada mürşidi kamil olma noktasında olan bir kimse dergahın üstüne baba olarak otururdu. Ama sonradan babadan oğula usulü kaidesi gelişti. Babadan oğula usulü kaidesi geliştikten sonra da bütün tarikatlar bu noktada işlevsel açısından vazife yapamaz hale geldiler.
Yani yoldan gelmek değil, belden gelmek söz konusu oldu. Böyle olunca babalık müessesesi de bozuldu dergahlarda, tekkelerde. Dergahlarda, tekkelerde bu bozulunca dergahlar ve tekkeler işlevlerini yerine getiremeyince de Atatürk dergahları ve tekkeleri kapattı geçti. Baktı ki karşısında hayır diyecek bir güç yok. İşlevleri yerinde değil. İşlevleri yerinde olsa kendince diyecek ya işlevleri yerinde. İşlev yerinde olmayınca bir kanun maddesiyle kapandı gitti. Her yüzyılın bir alimi vardır diyorlar. Doğru mu? Hadis-i şerif var bu noktada. Bir müceddit Cenab-ı Hak gönderir. O müceddit dini yenileyen kimse. Ahmet Yesevi Alevi miydi? Alevi ise bütün Aleviler gibi midir? Bütün Sufiler, sadece Yesevi değil. Bütün Sufiler, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini severler, Ehl-i Beyt'i severler. Eğer Alevilik, Hazreti Ali Efendimiz'i ve Ehl-i Beyt'i sevmekse, bütün Sufiler ve Müslümanlar Alevi denilebilir o zaman. Ama Türkiye'deki Alevilikse algı, Türkiye'deki Alevi, Alevi olunmaz, doğulur. Irkın üzerine kuruludur. Bir kimse Alevi olacağım dese olamaz. Türkiye'deki Alevilik anlayışı. Aşkı yaratan aşık mıdır? Ta kendisi. Okul için evliliği ertelemek doğru mu? Yanlış. Evet. Keşke devlet bu konuda daha da sosyalliğini arttırsa, zenginleşse, okul çağında okumak isteyenleri maaşa bağlasa, aileleri bunu kaldıramayacaksa, aileler bunu kaldırabilecekse, yani erkeğin ailesi çocuğunun evlilik masraflarını götürebilecekse, çocuğunu hızla evlendirmesi lazım, farz. Dinimizde fotoğraf çekilmek, resim yapmak doğru mu? Çekiliyorum da yapıyorum da. Çok berbat oluyor yaptığım resim. Çok. Böyle bazen getiriyorlar işte bir aslan resmi. Bir yapsam kahkahalardan gülmekten resme bakamazsınız. Fotoğraf çekilmekte bir sıkıntı yok. Fotoğrafı boydan asmak, çerçeveletip boydan asmak, ona karşı ibadet etmek, ona saygı duruşunda bulunmak. Kadınların çalışması günah mıdır? Nereden çıkardınız bunu üniversiteliler? Okudunuz mu yoksa bir yerden? Yani böyle bir algı var değil mi? Yani normalde tarlada çalışabilir, inek sağabilir, koyun bakabilir. Ondan sonra başka tarım işleriyle ilgilenebilir. Ama memurluk yapamaz. Böyle bir şey yok. Kadınlar da kendi dairelerinde çalışabilirler. Sağlam bir tasavvuf çizgisine hangi özellikler bulunmalıdır? Uzun bir sohbet ama Kur'an, sünnet ve imamların içtihadı şarttır. Bir ben var benden içeri. Ne anlatmak istemiştir? E demek ki bir ben varmış içinde. Mezhep zorunlu mudur? Kime zorunlu değildir? Kur'an ve sünnet bilgisi harika bir noktaya gelmiş. Kendi kendine içtihat edebilecek noktadaysa bir kimse, ona mezhep lazım değil. Ama benim gibi abdest alırken dahi abdesti nasıl alacağını karıştıran bir kimse, ona mezhep lazım. Bizde bir de şöyle bir şey var. Ya mezhep lazım değil. Aa iyi. Hangi hallerde abdestin bozuluyor söyler misin bana? Ses yok. Tık yok. Mezhep lazım değil diyen kimse abdesti bozan şeyleri bilmiyor. Bu diyor ki mezhep lazım değil. Yapma kardeş. Yapma. Bu şuna benziyor. Yani tıp öğrencisi olacak kimse tıp okumaya gerek yok. Neden? E ben alırım elime bir tane makas, bir tane balta, ameliyat ederim'e benziyor bu. Var mı tıpçı içinizde? Vay be, tıpçılar bizi görmediler demek ha. İslamiyet'te hu çekmek var mıdır? Az önce çektim ya. Hu çekmek dedikleri şey zikretmek. Belki de 50'nin üzerinde ayet-i kerime var Allah'ı zikredin diye.
Ama bize böyle kötü lanse ettiler. Bunlar hucu. Ben hucuyum. Hu dedin, hucu oldun. Hep beraber sizi dedirtirsem hepiniz de hucu yapacağım şimdi. Bir gün Ulu Cami'de bir Kadir gecesi sohbet ediyoruz. Ayağa kaldırdım ben herkese. Hepinizi bu gece hucu yapacağım şimdi dedim. Cavit Çağlar da orada. Arkadan bakıyor şimdi o. Gidecek, eşi duruyor orada. Eşi onun böyle şeydir. Hani namazında abdestinde bir kadıncağız. Herkes ayağa kalktı. Dedim hüvellezi okuyor musunuz? Okuyorsunuz. Allahu la ilahe illa hu diyorsunuz mu? Evet. Bu dedim. Hadi hu deyin. Herkes hu dedi. Hepiniz de hucu oldunuz şimdi dedim. Yani bunu böyle bir kötü lanse ettiler bize. Organ nakli sevap mıdır? Organ nakline Diyanet fetva veriyor. Ben katılanlardan değilim. Şeriattaki kısası, kısasın dinimizde yeri nedir? Üç yerdedir. Kısas. Yani normalde kısastan kasıt karşılıktır. Bir kimse bir kimseyi haksız öldürürse öldürülür. Eğer arkasındaki mirasçıları diyet isterse diyet verilir. Kur'an-ı Kerim der ki affetmek en güzelidir. Bu kısastır. Haksız yerden öldürülür. Bu uygulansa ortalıkta katil çok azalır. İstiharede görülen rüya kişi için ne derecede bağlayıcı olmalı? Görülenin aksine bir karar vermek uygun olur mu? İstiharedeki gördüğü rüyaya bağlı. Şüphe ettiği şey de yapacak. Mevlana'ya göre aşk nedir? Ben ol da gör demiş. Gençler aşkı nasıl yaşamalı? Gençler aşkı yaşamıyorlar. Şeytan Allah'a nasıl itaatsizlik yapabildi? İradesi var mı? Evet. Şeytan çünkü cinni taifesindendi. Eskiden ülkücüydüm demiştiniz. Geçen konferansınızda da sizce ülkücülük eskiden olan bir şey mi? Ülkü kelimesinin anlamı amaç gaye demek ve bence her gencin bu ülküsü olmalı. Eyvallah! Ben eskiden ülkücüydüm derken teşkilat açısından söyledim. Şimdi o teşkilata çalışmıyorum. Ama benim bu noktada az önce söyledim ya, benim ülküm Kur'an, sünnet, vatan, millet. Benim ülküm Kur'an, sünnet, vatan, millet. Ha ben kendimce bir siyasi oluşuma asla sufilikle tanıştıktan sonra kabul etmedim, kabul etmeyeceğim de. Bir siyasi partiye hizmet etmeyi hayatım boyunca kabul etmedim. Ülkücülüğümün döneminde de ben MHP'ye çalışanlardan değilim. Ben particileri sevmem, açık konuşayım. Parti demek menfaat demektir. Biz kan satarak dernek kirası ödedik. Bizim ülkücülüğümüz böyleydi. At nalı gibi bozkortu boynumuza, yakamıza takıp mafyalık yapmadık biz. Biz Kur'an ve sünnete bağlı kalaraktan fikirlerimizi anlattık. Benim dernekte yönetim kurulunda olduğum zaman cumalara gitmek farzdı. O farzı da rahmetli Muhsin Başkan bize öğretti. O farz kıldı bize cumayı. Biz cumanın farzını o zaman anladık. Cumanın farzını o zaman anladım. Ben rahmetli, ben şimdi bunu konuşmak istemiyorum. Yalvardım parti kurmayın diye. Başkan yapma dedim. Kurmayın parti. O bana hoca derdi. Ya hoca mecburuz kuracağız dedi. Böyle istiyor arkadaşlar dedi. Allah yolunuzu açık etsin dedim. Parti menfaat. Menfaat. Oysa ülkü direnmek, mücadele etmek, çile çekmektir.
çile çekmektir. Makama, mevkiye, mansıba, paraya, kadına, dünyevi şeylere aldanmamaktır. Aldanmamaktır. Şimdi milletvekili olacağım diye sırada. Daha ağır konuşacağım da edepsizlik yapmak istemiyorum. Bir şeyde menfaat var ise o menfaat insanları yamultur. Bu dini hareketin içerisinde de aynıdır. Bir tarikatın, bir tasavvufun, bir dini cemaatin içerisine para, makam, müdürlük, amirlik, memurluk girdi mi bozulur orası. Bozulur. Bir yerde milletvekilliği, müdürlük, filanca yere filanca atanmak, fişmanca yere fişmancayı koymak girdi mi bozulur orası. Ümmetin bozulduğu yer burasıdır. Allah bizi affetsin. Ve bütün hareketlerin bozulduğu yer burasıdır. Bir yerde birisi ben başkan olmalıyım, ben milletvekili olmalıyım, ben meclise girmeliyim deniliyorsa bir yerde orada ihlas ve samimiyet yoktur. Çünkü İslam'da makam istenmez, mevki istenmez. Seni birisi vazifeli tayin eder. Sen geç burada valilik yap derler, o vali olur. Evde kimsesiz bir köpeğe bakıyorum, köpek beslenen eve melakilerin girmeyeceği doğru mudur? Hayır, köpeğin arttığı necistir. Köpeğin yattığı yerde namaz kılınmaz, köpeğin işte içtiği sudan su içilmez, bunun gibi. Ama evde köpek beslemek de caiz değildir. Köpek beslemek çobanlara, kırda, bayırda, bahçede yaşayanlara, ne bileyim işte herhangi bir güvenlik için. Erkek arkadaşım çok kıskanç, bense özgürlüğüme düşkünüm. Elektrikler uymadı. Fazla karışıyor, sıkılıyorum, ne yapmalıyım? At gitsin, at gitsin. Gönül nasıl fethedilir? Gerçek sevgi nedir? Sen fethetmek için yürü, gerçek sevgiyi bulursun. Nefsini bilen Rabbini bilir sözündeki bilmekten kasıt nedir? Önce haramları öğren. Ne olursan ol, gel sözünü Mevlana ait olmadığı söyleyenler var, doğru. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, ne olursan ol, gel, İranlı bir şairin adı. Bakara 286'da Ente Mevlana, Fansurna, Alel Kamil Kafirin, sen yüce Mevlamızsın, hakikati inkar eden topluma karşı bize yardım et. Burada Mevlana, Mevlamız yaratan olarak verilmiş. Allah bizim Mevlamız iken bir kula onun sıfatını vermenin hükmü nedir? Abdülkadir diyorsunuz, Abdurrahman diyorsunuz, Celal diyorsunuz, Cemal diyorsunuz. Bir kadına çok güzelsin diyorsunuz. Güzellik sıfatı da Allah'a ait. Birine Abdülkadir dediğimizde zarar mı diyoruz? Bunlara takılmayın kardeşler. Hazreti Mevlana demek sevgili insan, sevilen insan. Sevdiğimiz insan. Yani Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim, Abdurrahim diyoruz. Oldu şimdi, Rahim olan Allah'ın kulu manası değil mi? "99 ismini belli sayılarda zikrettiğimizde mal mülk sahibi olmak, derece olarak yükselmek, düşmanımızın üzerine sıkıntı vermek gibi hadiseler gerçekleşebilir mi?" Vay be! Otur 99 ismi söyle, hiçbir şey yapmana gerek yok. Böyle bir İslam anlayışı yok. Ölüm gününden gayrı kaderi değiştirmek bununla mümkün mü? Böyle bir şey okudum. Aklım çok karışık. Kadere iman bunun neresinde? Kadere iman ederiz, iman edilen şey. Kader doğumumuzdur. Bu kadar. Günlük işlerimiz kendimize ait. Duha suresinde "Rabbin sana darılmadı ve terk etmedi" ayetini sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mi ithaf edilmiştir? Bütün Müslümanlar bu ayeti mazhar mıdır? Evet.
Hocam bir tarikattan ders aldım, bazen müsait olmadığımdan dersimi çekemiyorum. Çok günah oluyor mu? Söz verdin, akdini yerine getirmedin. Akdini yerine getir, helallaş. Allah bir şey yarattı ve o şey Allah'ı zikretti ve zikredilmek Allah'ın hoşuna gitti, sevdi ve Allah yaratmaya devam etti. Peki o şey zikretmeseydi, Allah'ı tanıyıp bilmeseydi Allah hiçbir şeyi yaratmazdı diyebilir miyiz? Buradaki tılsım mücevher zikir midir diyebiliriz. Uzun muhabbet. Geçen programımızda tam bir cevap alamamıştık. Eşinize aşık mısınız? Ya şimdi buradan aşıkım desem millet havaya sıçrar ya. Ben ne yazık ki hiç aşık olamadım. İtiraf.com gibi oldu biraz ama. Ben o gerçek aşıklığı yaşayabildiğime inanmıyorum kendimce. Ve o aşıklığı yakalayabilmek için uğraşıyorum. Ve o yüzden ben bir şeye aşık oldum diyemedim hiç. Belki de böylece ölüp gideceğim, benim bu en eksik yanım olacak. Ben böyle burnumu sızlata sızlata, gözümden kan, yaş yerine kan akıta akıta, yüreğimi dağlaya dağlaya, ciğerimi yara yara, tırnaklarımdan böyle ter yerine kan damlata damlata aşık olamadım. Bir türlü diyemedim ben aşıkım diye. Her ne kadar şeyhim benim üzerimde bu iştihadı yapsa da sen aşıksın diye, her ne kadar 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki normalde öğretim üyeleri bir konferans esnasında öğretim üyelerinden bir kadının ortaya fırlayıp teşhis koyuyorum, bu adam aşıktır deyip altına da imzamı atarım diye böyle bir teşhiste bulunsa da ben kendime aşıkım demiyorum. Dua edin de aşıkım diyebileceğim bir hal ile halleneyim. Malum sosyal medyayı çok kullanıyoruz. Dini içerikli mesajlar 10 kişiye gönder. Ha var ya bu ya, yapmayın ya. Allah affetsin ya. Var ya, bunu 10 kişiye gönder. Bir de işin en garibi, ben bütün sohbetlerde bu saçmalıkları anlatırken bir de bana da göndermiyorlar mı? En büyük de burası. Normalde tabii benim yaklaşık telefonda 1000 kişi falan kayıtlı. Yani böyle bir yağmur gibi bazen geliyor. Ha bir bakıyorum bunu 10 kişiye gönder diyorum, tamam biz de sarmala gireceğiz. Allah-u Teala halkı bir zulmette yarattı. Sonra onlara nurundan saçtı. İsabet alan hidayete erdi. Almayan da delalette kaldı. Bu hadis-i şerifte isabetten kasıt nedir? Neye göre isabet almıştır? Bütün insanların isabet aldığına inanıyorum. Sünnet olarak bırakılan sakal asla hiçbir zaman kesilemez mi? Kesilir, sünneti terk etmiş olur. Arkası gelecek gene. Sünnet adı üzerine. Yani bir şeyi böyle yapmak, evla olan, ibadet olan, bu noktada hayır sevap olan bir kimse yapmazsa sevabından mahrum kalır, haram değil. Allah sizi zatından sakındırır. Zat talibi olmayınız, ancak esma sıfat talibi olunuz. Allah'ı sıfat ve esma olarak bilmek nasıl olur? Mesela kudret ismi, kuvvet ismi gibi. Bir dönemde ülkemizde ezan Türkçe okundu. Ezanın anlayabileceğimiz dilde okunması caiz midir? İbadet dili bellidir kardeşler. İbadet dili evrenseldir. Affınıza sığınarak, benim bir dövmem var ve toplumumuzda günah ve abdest alamasın, namazın kabul olmaz diyorlar, bilgilendirir misiniz? Dövme yaptırmak yanlış, haram. Bunu bile bile yaparsa bir kimse haram işlemiş olur. Bunu yapan bir kimse bilmeden yaptıysa, dövmeyi eğer çıkartabilmek mümkünse, para harcayabilecekse çıkaracak. Çıkaramıyorsa hayatına devam edecek. Bu ölüm değil sonunda. Abdestini de alacak, ibadetini de edecek. Cenab-ı Hak affeder. Hele nereden çıkarıyorlar abdest alamazsın diye? Cuma namazı bayanlara farz mı? Bir fark mı var? İman eden erkekler, iman eden kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, namaz kılan erkekler, namaz kılan kadınlar,
Cuma herkese farz. İman eden herkese farz. Kadınlar da buna dahil. Sonradan İslam kuvvetlenince, devletini, hükümetini, askeriyesini kurunca kadınların üzerinden bu zaruret kalktı. Şimdi Müslümanların böyle bir devleti mi var? Hukuku mu var? Hatta bütün Müslümanlar namazlarını camilerde kılmalı. Cuma bilhassa. Kadınlar da gitmeli. Bayram namazına kadınlar da gitmeli. Almasın camiler. Dışarılara taşsın. Yollara taşsın. Yeniden camiler yapsınlar. Belediye başkanları gidip de 50 bin kişilik, 70 bin kişilik statlar yapacaklarına, 50 bin kişilik, 70 bin kişilik namazgahlar yapsınlar. Gitsinler yapsınlar. Yani çıkıyorlar milletin huzuruna, Fenerbahçeliler 50 bin kişilik stat yaptık. Galatasaraylılar 70 bin kişilik stat yaptık. İşte X sporlular 40 bin kişilik stat yaptık. Birisi de çıkıp şunu demiyor. Ey Müslümanlar, ey Cuma'ya kılanlar, sizin için Cuma'lık ve bayramlık yaptık 100 bin kişilik. Yaparsa kıyamet kopar. Neden? Deccal amcaları ve abileri onları makamlarından alaşağı eder. Siz İslam ülkesinde 50 bin kişilik stat yaparsınız. 50 bin kişilik namazgah yapamazsınız. 50 bin kişilik namazgah yaptığınız zaman dini hürriyetiniz var. Şu anda deccaliyetin müsaade ettiği kadar dininizi yaşıyorsunuz. Deccaliyet de sizi camilerde toplanmanızı istemiyor. Bayram namazlarında toplanmanızı istemiyor. Cuma namazlarında toplanmanızı istemiyor. Eğer böyle toplanırsanız topyekün tehlike çanları çalar. Washington'da, Beyaz Saray'da, Pekin'de, Londra'da, Buckingham Sarayı'nda ve aynı zamanda da Moskova'daki sarayzadelerin para lobisinin hoşuna gitmez bu. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti henüz daha tam bağımsız değildir. Müslümanlar hiç bağımsız değil zaten. Sizin önünüze İspanya'daki matadorlar gibi statlar koyarlar. Siz Fenerbahçe, Galatasaray, ondan sonra Trabzon, bilmem ne spor takımı için fanatikçe insanlar öldürürsünüz. Fanatikliğiniz diz boyu olur. Diz boyu olur. Enerjinizi oraya harcarsınız. Bütün radyolarda spor radyoları olur. Televizyonlarda spor kanalları olur. Spor adamın bütün her şeyi. Maç, top. Ama namaz değil. 22 kişi top oynuyor. 30 bin kişi toplanıyor. Bayram namazına bir 30 bin kişinin bir yerde toplandığını düşünüyor musunuz? Hep beraber tekbir getirdiğini düşünüyor musunuz? Bursa 1,5 milyon nüfusu var. Bunun normalde 1 milyonunun namaza gittiğini düşünüyor musunuz? 1 milyon kimsenin bayram tekbiri getirdiğini düşünüyor musunuz? Bayram namazı kılındı. Tekbir getirmek var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. 1 milyon kişi. İstanbul 15 milyon, 16 milyon, 17 milyon olduğu söyleniyor. Miting yapıyor. Herhangi bir parti, bilmem kaç milyon toplandı diyor. Böyle bir cuma düşünüyor musunuz İstanbul'da? Yapamazsınız. O Risale-i Nurcu, o okuyucu, o yazıcı, o Fethullah Hoca cebantinde, o Mevlana'cı, o tarih, o işte Mevlevi, o Rufai, o Kadri, o Dusiki, o Şazeli. O hiçbir cemaate bağlı değil, o hiçbir tarikata bağlı değil. Onun şeyhi müsaade etmez, onun hocası zamanın piri, onun hocası pirlerin piri, onun hocası dünyanın yüzü surumetine dönüyor. Herkes bir yerde, o Şafi, o Maliki, o Mambeli, o Caferi.
Hepsi de parçalı. Hepsinde imamı zamanın kutbu. Herkesin şeyhi zamanın kutbu. Ama bu kutuplar bir yere toplanmıyor hiçbirisi de. İslam paramparça. Paramparça. Nerede namaz kılacaklar? O onun camisine gitmiyor. O oraya ya sorma. Tarikatçılar gidiyor oraya. Gitmeyiz biz oraya. Neden? Ya o caminin imamı Süleymancıymış. Adam farklı dinden sanki. Ya öbür? Ya sorma o imamı bırak sen ya. Ne var onda? O sorma ya. O nurcu nurcu. Ben yeni derviş olduğum zamanlarki muhabbet bu. Ben namaza başladığım zamanki muhabbet bu. Aradan 28 yıl geçti, değişmedi. Değişmedi. Şimdi işte cuma nereye kılacak Müslümanlar? Kılmıyor. Kutlu doğum haftasına yaklaşıyoruz arkadaşlarımızla. Efendimiz için salavat dağıtıyoruz arkadaşlar, hatırlatmanızı istiyoruz. Bir de bu var. Salavat dağıtmakla kalmıyorsunuz. Peygamber Efendimiz için kurban keseceğiz, kurban parası verin. Ana, bu nereden çıktı? Onu kurban keseceğiz, kurban parası topluyoruz. Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim. Yarın öbür gün birisi dese ki Peygamber Efendimiz için Kur'an kursu yapıyoruz, para toplayın. Peygamber Efendimiz için cami kuruyoruz, para toplayın. Yol açılıyor bakın. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Türkiye dindarlaşıyor diyorsunuz. Bugün cuma hutbesinde İmam Efendi'nin dediği gibi neden tecavüz, hırsızlık, dolandırıcılık sürekli artıyor? Misal Özgecan örneği. İşte dindarlık çarpık olduğundan bir ara dönem var Türkiye'de. 28 Şubat'ın getirdiği ara dönem. 1998'de 2010 yılına kadar 12 yıllık, 13 yıllık ara dönem var. İmam hatiplerin, Kur'an kurslarının bütün hepsinin kapatıldığı karanlık kaosun hüküm sürdüğü bu ara dönem. Bu ara dönemde yetişen gençlikten uzak durun. Niçin? Onlar tedaviye, onlar eğitime, onlar bu noktada bilgilendirmeye muhtaçlar. 97-98'de 15 yaşında olan bir kimse örneğin işte bu süreç içerisinde dinini öğrenemedi. Ailelerden bunu beklemeyin. Yok çünkü ailelerde. Öyle olunca evet, tecavüz de arttı, hırsızlık da arttı. Unutmayın, hiç kimsenin başına bir tane polis dikemezsiniz. Ama herkesin vicdanına bir Allah korkusu koyabilirsiniz. Siz insanların gönüllerine Allah korkusu koyamazsanız, siz polis gücüyle o insanları caydıramazsınız suçtan. Ve yemininde ey Muaviye ümmeti, ey Yezid soysuz, siz bir taraf, biz bir taraf demektedir. Muaviye hakkında ne düşünmeliyiz hakkında birçok hadis-i şerif varken, biz sahabeye sövmeyiz, saymayız, Yezid'i de sevmeyiz. Bu benim kendi nefsimle alakalı, kendimle alakalı. Ben evet, Muaviye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashabıdır. Ashabım yıldızlar gibidir demiş. O yüzden susarız. Susarız. Onun sözüne söz koymamak için. Ama Yezid'in bizde hiç bağlantısı ve alakası olmaz. Allah onun hesabını dürecek. Ahmet Yesevi Türkçe'yi kullanarak Türkçülük politikasıyla izlemiş midir? Hayır. İzlemediyse dönemin dilleri olan Farsça ve Arapça'yı neden çokça kullanmamıştır? Kendi ırkının dilini kullanmış. Türkler dini açıdan zayıf mıydı? O esnada yeni öğreniyorlardı. Neden Müslüman bir olmak yerine Türk hocası olmayı kabullenmiştir? Hayır, bir Müslümandı o. Normalde bütün herkesin hocasıydı. Bunlar biraz çelişki midir? Değildir. Bizlere namus kavramı yalnızca kadınlara özel mi? Hayır. Neden erkekler kadınlardan daha rahatlar namus kavramı konusunda? Cahiller de o yüzden. (Gülüyor)
Az önce söyledim ya, bir erkek el değmemiş bir kız arıyor. Kendine bak dedim, sen öyle misin diye. Yani daha önce kendisinin bir tabir vardı ya, sevgili yapmak. Kendisi sevgili yapan bir erkek bir başkasına soracak, daha önce sevgilin var mıydı? Senin? Benim vardı ama ben erkekim. Cahil o, bırak gitsin. Hazreti Hüseyin şehit edilmeseydi, Yezid'in yerine devlet başkanı olsaydı, şu anki Müslümanlık anlayışı nasıl olurdu? Bu böyle bir soru olmaz. Olmuş bunlar çünkü. Faizle işleyen bankada çalışıp maaş almak haram mı? Neresi faizle çalışmıyor ki? Diyanet maaşları nereden ödüyor? Semavattan gelmiyor. Bu diyanetin maaşı paket halinde gökten gelmiyor. O da bu devletten alıyor. Onun farklı mı? Yani bizde şöyle bir algı var. Bankada çalışan haram kazandı. Camide namaz kıldıran helal kazandı. İkisi de aynı yerde. Bir şey daha. O esnaf, onunki de helal. Hepsi de aynı. Kaçabildiği yere kadar kaçıyorsun. Ben de esnaftım. Ben Bağkur emeklisiyim. Vergiyi ödemedin, faiz öde. Bağkur ödemedin, faiz öde. Çalışan işçinin sigortasını ödemedin, faiz öde. Elektrik parasını ödemedin, faiz öde. Ne farkım kaldı ki benim? Bizi kandırıyorlar. Bir de bir kandırma daha. Ne faizsiz finans kuruluşları? Vay ya! Götür hacı babalar parayı oraya. Önüne koymuşlar böyle kaytan bıyıklı gayet temiz. Hacı Bey hoş geldiniz. Ay! Sanki Mekke Medine'ye geldin. Getir paraları. Bu ne? Bizde faiz yok Hacı Efendi. Ne var dedim sizde? Sizde ne var? Sen Türkiye Cumhuriyeti icra iflas hukukuna bağlı değil misin? Evet dedi. Türkiye Cumhuriyeti ticaret kanununa bağlı değil misin? Evet dedi. Türkiye Cumhuriyeti bankacılık yasasına bağlı değil misin? Evet dedi. Ne farkımız var ki dedim ya. Ben de aynı şeye bağlıyım. Dedim bir, hadi dedim bana dedim para verin. Hanefi içtihadına göre parayı geri alın. Nasıl yani dedi. Ben parayı batırırsam evimi haciz etmeyeceksin. Evimin eşyasını haciz etmeyeceksin. Makinalarımı haciz etmeyeceksin. Satmayacaksın bunları. Bunlara teminat veriyor musun? Hayır. Satacaksın mı bunları ben ödeyemezsem? Evet. İslam satmıyor dedim. İslam ticaret hukukunda bunları satamazsınız. Adamın arabası özel eşyasıdır. Adamın arabası bineği. İsterse adamın altında 1 trilyonluk araba olsun, satamazsın. 1 trilyonluk ev olsun, satamazsın. 1 trilyonluk makinası olsun, satamazsın. Nerede var böyle yasa? Yok. O yüzden bütün kurumlar faizle işliyor. Biz faizle işleyen bir devletin tebaasıyız. Bizim bütün her kurumda faiz var. Her kurumda faiz var. Diyanette çalışan müftü efendi de faiz parasından yiyor, hoca efendi de faiz parasından yiyor. Zaten diyanette çalışan müftü de hoca da ekstra bir ibadet işlemiyor. Namaz kıldırmak onun için ibadet değil, vazife, memurluk. O noktada vergi dairesindeki maliyede çalışan memurla diyanette cami namaz kıldıran memurun arasında bir fark yok. Maaş olarak da fark yok, görev olarak da fark yok. İkisi de devletin görevli elemanı. Diyanette çalışanlara sakın kutsiyet atfetmeyin. Ben atfetmiyorum. Polisle arasında ne fark var? Vergi dairesinin arasında ne fark var? Bir de o var, bir de şu var. Yani vergi dairesinden bir kimse ölüyor, gitti. Adam boşuna öldü yani vergi dairesinde. Başka bir yerde ölüyor, şehit oluyor adam. Hesap günü sevaplarımız günahlarımızdan ağır geldiği halde günahlarımızı çekip mi cennete gireceğiz? Hayır. Sevaplarınız ağır geldiyse günahlarınız ondan düşecek. Bir fazla sevap geldi. Cennete.
Biz arkanızdan bakacağız, kalacağız böyle. Tesettürde peçe takmak var mıdır? Hanefilerde yoktur. Hanefilerde peçe ancak fitne söz konusu olursa, bir yer böyle işte kadınların hiç yüzü görünmüyor da senin hanımının yüzü görünürse orada böyle fitne dedim, orada güvenlik söz konusu değil, hukuk söz konusu değil, derebeylik söz konusu. Orada bir erkek kendi kızının veya hanımının yüzünü örtebilir, güvenlik söz konusu değil ise, yani yoksa. Kur'an-ı Kerim'de bu var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de peçe diye bir şey yok. Bu noktada hakkınızı helal edin. Hızla geçtim. Kusura bakmayın. Selamünaleyküm.